neden kendini sürekli savunma isteği duyar? Yakışıklı mı, öbür türlü küçük düşeceğini düşünür herhalde, mahcup olacağını düşünür. Yani savunma derken fiziki savunmaya da sözlü savunmayı da kastediyordur herhalde. Fiziki görüyorsunuz, felaket, kol geziyor orada burada adamlar, her türlü rezalet yapıyorlar. İnsanlar tabii ki makul bir savunma refleksi içinde olmaları gerekir. Sözlü olarak da kendine kötü söz söyletmemesi tabii ki doğru bir insanın. Yani öbür türlü insan aklı zayıf, insanlar aklında kötü kalabilir. Nezaketiyle açıklama yapmasında fayda var. Yani kötü bir şey değil bu. Kötü bir şey değil. Yani abartmadıktan sonra kötü bir şey değil. Evet, dinliyorum. Şırnak'ın Kato Dağı'nda